Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Karadat köyünde düğünde gelenek ve görenekler yaşatılıyor. Karadatlılar senelerdir düğünlerindeki örf ve adetleri sürdürüyor. Cüneyt ve Büşra Çelik çiftinin düğününde gelin alınması öncesi toplanan köy sakinleri damat giydirme törenine katıldı. Tören öncesi damadın arkadaşları ikramları yiyerek bir süre sohbet ettiler. Daha sonra gençlerden biri damadı hazırlayarak tıraş etmeye başladı. Arkadaşları tarafından yüzü sabuna bulanan damada iğne batırılarak tatlı bir işkence yapılmaya başlandı. Tıraş eden arkadaşa para teklif ederek damadın belirli işler yapması istendi. Bu arada bazı gençler de yüzlerini sabunladı. Bu komple parayı basıyorum. Damat. Berberde bu şekilde olmaz. Berberde boyayalım. Parayı geçirmiyoruz mu? Geçirmiyoruz. Karadatlı Hüseyin Görgün konu hakkında şu şekilde konuştu. Ben Eskişehir Sivrihisar'ın Karadat köyünden Hüseyin Görgün, Karadat köyüne geleceğiz. Bugün burada Cüneyt arkadaşımızın düğünü var. Bütün gençler bunun için toplandı. Köyümüzün eskiden gelen gelenekleri, adetleri, örf adetlerine uygun bir şekilde Cüneyt'in damat tıraşını yaptık. Bunun yanı sıra işte bu damat tıraşında ufak tefek eğlencelerimiz oldu gençlerimizle beraber. Hep beraber burada toplandık, yedik, içtik, oturduk, güldük, oynadık. Eski adetlerimizi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun akabinde çıkıp hep beraber dışarıda oynayacağız. Daha sonra hocamız gelecek. Hocamız damat giyimini yapacak. Bu olayın ismi aslında damat giyimi. Damat giyimini yaptıktan sonra duasıyla beraber damadımızı giydireceğiz. Daha sonra da düğünümüze devam edeceğiz. Damat Cüneyt Çelik ise yaşatılan gelenekleri hakkında şu şekilde konuştu. Gelenek gerçekten çok güzel bir şey. Her gence Allah nasip etsin. Tamam bazen acı çekebiliyoruz ama onu da söylemek gerek. Ama çok güzel bir hatıra olarak kalıyor. Hani dilerim bütün gençlerin başına gelir. Bu duyguyu yaşarlar. Şu anki duygu anlatılmaz. Buna emin olabilirsiniz. Yaşamak lazım. Evet, yaşamak lazım abi. Tövbe de, tövbe. İmam Nazmi Bahri Demirel ise Karadat köyünde damat giydirme adeti öncesinde dua gerçekleştirdiklerini belirtti. Köyümüzde olan damat giydirme adetimizdir. Öncesinde duamızı gerçekleştirdik. Sonrasında damat giydirme törenimizi uygulamış olduk. Sonra Fatiha ile noktaladık. Daha sonra meydanda damat giyimine başlandı. Meydana toplanan Karadat köy sakinleri İmam Nazmi Bahri Demirel'in duasıyla damat ve sadıcın dualar ve tekbirlerle ceketleri giydirilerek şal örtüldü. Gece geç saatlere kadar süren düğün hafızalarda tatlı anılar bıraktı.